Efendim merhaba. Çok acı bir olayın üzerinden 15-17 gün geçti. Ruhumuzu yaralayan, içimizi acıtan, birliğimizi yoran, maddi olarak oldukça hasarlı bir büyük depremin üzerinden bugün İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Mustafa Ünal hocamla konu başlığımızı da zor zamanda bir olmak diye seçtik. Sosyolojik olarak milletler bu zamanlarda nasıl davranır? Ne yapacağız? Şimdiye kadar nasıl geldik? Millet olma ruhu nedir? Gibi. Depremin yaralarını sarmak demeyeyim de konusunda bir şeyler konuşabilir miyiz? Bir katkımız olur mu diye düşündük. Mustafa Ünal hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hepimize geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ben böyle bir başladım da buyurun acı büyük. Evet, yani Türk milletinin son yıllarda yaşamış olduğu en büyük dramatik olay, trajik olay, doğal bir afet sonucunda bahsettiğin gibi 2 haftadır, 2 haftayı geçkin zamandır Türk milleti tarihinde yaşamış olduğu en acı olayı tecrübe ediyor. Tabii başta şunu söyleyelim. Rakam her gün değişiyor. Şimdi 40 binlerde seyrediyor ve inşallah artmaz ama alandaki duruma baktığımız zaman daha ilerileri rakam vermeyelim de daha fazla olacak gibi gözüküyor. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad Amin. olsun. Amin. Geride kalanlara hem depremzedelere hem de Türk milletine başsağlığı diliyorum. Gerçekten acı bir olay. Acı olması iki türlü. En azından şahsi olarak benim yaşamış olduğum duyguyu iletmeye çalışayım. Bu olay olduğu anda, şimdi Kayseri de sallandı tabii ki de o anda. Evden aşağı dışarı çıktığımızda şöyle baktım bu depremin merkez üssü neresidir diye. İlk önce Gaziantep diye yazıldı. Gaziantep 7.4 dedi. Eyvah dedim. Çünkü Türkiye'de 7'yi geçen her deprem yıkıcı ve öldürücü oluyor. Güneydoğu gitti dedim. Şimdi oranın da iyi kötü yapısını tahmin ettiğimizden dolayı, inşaat yapıları tahmin ettiğimizden dolayı. Ama daha sonra peş peşe 2 deprem oldu. Aynı gün 2 deprem oldu. Sonra düzeltildi tabii. Kahramanmaraş merkezli Merkez üssü olunca, olarak evet. Kahramanmaraş gösteriyor. O yıkıntılar televizyonlarda görülmeye başladığında gerçekten bir utandım, çok ikincisi üzüldüm. Utandım şundan dolayı utandım. Şimdi olaya şöyle bakmak gerekir. Dünya milletlerin yarış arenası, mücadele arenası. Biz de bu dünyada diğer milletlerle mücadele ederekten bir adım ileri, 2 adım ileri gitmenin derdindeyiz. Yani devletimizin kurucularının muasır medeniyetler seviyesi diye sloganlaştırmış oldu. Gelişmede ki yolculuğumuzdan dolayı bir adım öne geçmenin mücadelesini evet, veriyoruz. Doğal olarak ondan kendi insanımız dolayı için. utandım. Niye utandım? Yani 1999 depremini yaşamış. Ondan da bir takım tecrübeler çıkartaraktan kanunlar, tüzükler, yönetmelikleri değiştirmiş olan bir devletin vatandaşı olarak niye ikinci bir kez ve daha dramatik bir biçimini yaşıyoruz diyerekten utandım. Yani dünya milletlerini şöyle bir bütün olarak şey yaptığımız zaman bizi de şöyle yukarıdan baktığımızda bizim bu acınacak halimizin olmasından dolayı En utandım. azından biz bunu hak etmiyoruz hocam. Demek istediğim o yani. Şimdi
Cumhuriyet kurulduğunda bayağı bir düşünce devrimi diyelim, onu yaşamaya çalıştık. Yani yetişmiş insanlarımızın çoğalması, sayısının artmasıyla doğru orantılı olarak her alanda bir ilerleme gözüküyordu. Şube başkanlığını yapmış olduğum Türk Ocakları da bu süre içerisinde halkımızı bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla sokak sokak, köy köy, şehir şehir, kasaba kasaba çalışmaları yapmıştı. Bu hayvancılıkta olsun, ondan sonra eğitimde olsun, yani milli eğitim anlamında ona destek vermek amacıyla şeyler yaptı. Ocağımızın o üyeleri, mühendisleri kırsal bölgelere giderekten belki ileride bununla ilgili ayrı bir programla yapılabilir. İnşallah. Yani o bilgilendirme ve aydınlanma, çağdaşlaşma süreci içerisinde kurumumuz ne yapmıştır onu en azından... Türk Ocakları ile ilgili böyle bir evet, program yani olabilir. Mühendislerimiz kırsal bölgelere giderekten böyle daha yaşanılabilir binaların nasıl yapılacağıyla ilgili köylülere olsun, kasabalılara olsun bilgiler veriyorlar. Önderlik yapıyorlar onlara. O aşamadan yani ne diyelim 1920'ler, 30'lar yani şu 70, 80, 90 yıllık süre içerisinde yine böyle yani 3. Dünya ülkesi görüntüsü içerisinde bu çöküntüleri tecrübe etmemiz beni utandırdı açıkçası. Hocam şöyle bir şey. Ha, yani. Tabii ki can kaybına üzülüyoruz. İki türlü üzülüyoruz. Bizim canlı olsun, cansız olsun ülkemizden kaybettiğimiz her şeye üzülürüz. Her şeye, her şey bizim içinde. Tabii ki. Orada taşı, toprağı, börtüsü, böceği, bitkisi, hepsi. Uzun da yıllardır bu tür büyük afetler veya sıkıntılı süreçlerde hep benim aklıma şu gelir. Türk milletinde milli bir birlik ruhu var. Onun için programımızın adını zor zamanında bir olmak seçtik. Zor zamanında bir olmayı biz çok iyi beceriyoruz hocam. Yani deprem oldu. Fert fert 85 milyonun 85 milyonu aynı anda teyakkuza geçti. Ben yani hissettiklerimi, sorumu oraya arkasına getireceğim. Özür dilerim. Hakikaten teyakkuza geçti. 85 milyonun 85 milyonu bir kişi eksiksiz sivil toplum örgütlerimiz, Türk Ocakları, Eczacılar Odası, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, fert fert işte falanca gruplar, filanca gruplar, dini gruplar, milli gruplar hepsi teyakkuza geçti. Bunun da ötesinde fert fert hepimiz teyakkuza geçti. Yani bir olduk. Bir anda deprem haberi geldiği anda bir olduk. Buraya kadar tamam. Ve arkasından yetişebildiğimiz kurumsal eksiklikler, yetişilemeyen yanlış algıyla yetişilemeyen şeyler ve depremde gördüğümüz hasarları falan ayrıca konuşulmak üzere bırakıyorum. Şimdi bunun arkasından 99 depreminde de bunu yaşadık da bir olmayı beceren bir toplum ki ben bunu çok özür dileyerek kusura bakmayın tekrar ikinci sefer sözümüzü kesiyorum. Aslında ben bu ruhu milli mücadele ruhuna da benzetiyorum. Zor zamanda bir olarak yıkılmış bir imparatorluğun külleri üzerinde bir cumhuriyet kuran ruhla 6 Şubat günü deprem ertesinde teyakkuza geçen ve yollara düşen ruh aynı ruh. Peki buraya kadar geldik. Böyle bir ruhumuz var. Evet. Esas sizin burayı irdelemenizi isteyeceğim. Bu ruh peki bu bitti. Yani henüz bura bitmedi de ölenlere rahmet diyoruz. Kalanlara sağlık diliyoruz. Hep birbirimizi halen teselli ediyoruz. Halen çare arıyoruz. Devlet çare arıyor. Sivil toplum örgütleri çare arıyor. Buraya kadar geldik. Bu yarın bir şekilde bunun üstesinden geleceğiz. Normal zamanda yapmamız gerekenleri niye yapmıyoruz? Tamam. Onunla ilgili söyleyeceklerimiz vardır elbette ki. Başında dedim ya, utandım ve üzüldüm. Şimdi utandığımız noktayı açıkladık. Senin soruyu ondan sonra cevaplamaya çalışayım. Buyurun. Üzüldüğüm noktaya da geleyim. Tabii ki bütün canlı cansız ne değerimiz varsa en ufak birisinin kaybedilmesine üzülürüz.
taşından, toprağından, börtüsünden, böceğinden ne varsa ülkemiz adına hiçbirini kaybetmek istemeyiz. Tabii işte sayısı gittikçe artan canlarımızın kaybedilmesi tabii ki bizi üzüyor. Bunların içerisinde bir de kaybetmediğimiz ama o depremden kurtulmuş olan, o travmanın içerisine düşmüş olan, deprem travmasını şiddetli bir biçimde yaşayan yüz binlerce, milyonlarca insanımız var. Bu kaybettiğimiz canlara tabii ki üzülüyoruz. Bunların içerisinde çok yetişmiş insanlarımız vardı. Tabii bir nesil hocam. Tabii. Esnafı da olsa, çiftçisi de olsa, iş adamı da olsa, bürokratı, okuyanı da olsa, bürokratı, akademisyen tabii bütün hepsi milletimiz adına, devletimiz, ülkemiz adına bir değerdi. Kim ne derse desin. Yani az olsun, çok olsun kendine göre, kendi sınıfına göre içerisinde bir değer üretiyordu ve devletimize, milletimize böylelikle katkı sağlıyorlardı. Şimdi onları kaybettik. İki, deprem olduğundan bu yana sürekli deprem konuşuyoruz. Bir üretimimiz düşmüş oluyor. Evet hocam. Hem düşünce hayattan olarak. Hayattan koptuk. Hem düşünce, hem düşünce olarak, hem kurumlarımız olarak bütün gündemimiz deprem noktasına geldi. Bundan dolayı üzülüyorum. Evet, yani kayıplar olur. Milletlerin tarihinde her türlü olaylar yaşanabilir. Olur, sel olur, deprem biz, olur, felaketler olur. Dünyanın en büyük milletlerinden birisi olarak bu tecrübeyi artık yaşamayalım diye düşünüyoruz. Niye? Düşünmeyelim, gereğini de yapalım artık. Tabii ki. Ne yapılması gerekir? Şimdi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi dediniz de. Evet. Yani dini olarak ayetten, hadisten falan konuşacak değilim açıkçası. Şimdi dini bakımdan ben sosyolojik olarak konuşmak için açtım, evet, zaten. Yani o konulara girmeye gerek de yok. Doğru, yeterince bütün, başkaları konuşuyor. Onu da söyleyelim. Yani bütün dinler aşağı yukarı aynı şeyleri, sözleri söylerler. Ya bir dinler tarihçisi olarak hangi ülkede olursa olsun, diyelim ki Budist bir ülkede olsa, sadece kavramlar farklılaşaraktan aynı şeyler söylenir din adamları tarafından. Şimdi biz sosyolojik olarak şuna bakalım. Biz dünyanın en eski tarihe damgasını vurmuş olan milletlerin başında geliyoruz. Kadim medeniyetlerden biriyiz hocam. En eskilerinden birisiyiz. Başımızdan bin bir türlü belalar, afetler, bilmem neler geçti. Göçler, hepsinden, taşınmalar, hepsinden, çatışmalar, savaşlar. Savaş da, yani bir de bizim yaşadığımız coğrafya çok geniş olduğundan dolayı bu coğrafya içerisinde çok kayıplarımız oldu. Hepsini bir türlü telafi ettik, yaşadık. Ümitle baktık. Çünkü içimizden böyle akıllı, bilgili insanlar çıktılar, yol gösterdiler, şöyle olsun, böyle olsun diye. Bu deprem konusunda da bizim milletimizin önde olan bir sürü bilim adamımız var. Özellikle çok ciddi bilim adamlarımız var. Çok, hocam, çok. Dinlenmiyor yani. Mu, gereği mi yapılmıyor? Yani acılarımızın içerisinde bunları bir miktar konuşabilelim. Çünkü bu zaman konuşmayacaksak ne zaman konuşacağız? Normal zamanda konuşamıyoruz çünkü. Tabii bunları. Bizim bu söyleyeceklerimiz, söylediklerimiz hep siyasetten ağrı olur. Evet. Tabii, siyasetten kesinlikle ağrı olur. Yani, çünkü acımız günlük hep, siyasetle hepimiz, ilgili falan kesinlikle. Bizim şeyimiz yok. Bizim bilim adamlarımız noktayı söylüyorlar. Noktayı gösteriyorlar. Şurada şu olacak, burada bu olacak. Şuna şöyle tedbir alın, böyle tedbir alın. Mimarlarımızdan, mühendislerimizden, jeologlarımızdan, sismograflarımızdan falan hepsi böyle zaman zaman bilgilendiriyorlar yetkili ve etkili kimseleri, ama ne yazık ki gördüğümüz o, yani sonuç olarak o çıkıyor. Bu yetkili ve etkili olan kimseler görevlerini yapmamışlar, sorumluluklarını yerine getirmemişler. Bu kadar hasar şimdi, olduğuna göre bu kadar bilgiye, kusura bakmayın tekrar söyleyeceğim. Mesela bu Cogito dergisinin, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan 1999
depremin arkasından çıkan deprem özel sayısı hocam. Evet. Oldukça da nitelikli bir sayı. Bunda Celal Şengör'ün Akıl, Bilim, Deprem ve İnsan diye bir eki var mesela. Bu o yıllarda yayınlanmış bir çocuk kitabı mesela. Depremle ilgili. Şimdi bu kadar şeyi yayınladıktan sonra realitede halen 120 bin evimiz yıkılıyor. Halen 100 bine yakın, 50 bin civarında canımız gidiyor. Ve bir süre sonra acısını unutuyoruz. İşte ben bu sosyolojiyi, bu psikolojiyi, bu toplum, millet psikolojisini, millet sosyolojisini biraz konuşmak istiyorum. Evet, şimdi aslında biz şöyle tarihe baktığımız zaman ne diyoruz? 5000 yıllık geçmişimiz var diyoruz. Ama modern anlamda milletleşme sürecimiz bizim aslında şurada 120 yıllık falan bir geçmişimiz var. Modern anlamda. Modern anlamdaki milletleşme çalışması, yani ortak duygu, düşüncenin, dil birliğinin, düşünce birliğinin oluşmaya başlaması, yani bizim de Türk Ocakları'nın kurucularının başlatmış olduğu hareketle başlıyor. Yani ikinci meşrutiyetten sonraki hareketler, düşünce hareketlerine baktığımız zaman o zaman biz önceki dönemlerde böyle hanedanlıklarla ilgili, yani Osmanlı olarak demiyorum, Selçuklu da böyle. Geriye doğru hep hanedan, böyle. Dünya hanedanlıkla evet, yönetiliyor. Evet, o öyle. Yani Arabistan'da başka hanedanlar, bizim, Mısır'da başka hanedanlar, Avrupa'da Habsburglardan tut bilmem neye evet. kadar, Rusya'da hanedan, dünya hanedanla yönetiliyor. Bizim de milletleşme şeyimiz, sürecimiz o zaman başladı. Ortak duygu, düşünce nin oluşabilmesi için bir takım tecrübelerin olması gerekir. Burada parantez içi bir şey de söyleyeyim. Mesela Rusya'yla, Rusya Federasyonu'yla Ukrayna'nın savaşı. Şimdi hep konumuzun dışında bir mesele de ama örneklendirmek açısından önemli. Tabii ki. Önemli. Şimdi Ukraynalılar, Ruslar akrabalar. Aslında normalde. Aynı coğrafyanın insanları evet. bunlar. Dil olarak da birbirlerine çok yakınlar. Çok yakınlar. Yani bir millet iki devlet giyemeler. değil mi? Savaşan şeyle. Ama orada ben hep şu açıdan baktım. Ukraynalar ayrı bir millet olabilmek için uğraşıyorlar. Yok Amerika bunları destekledi, gaza getirdi falan, bunları savaşa soktu, harcadılar falan diye yorumlar yapılıyor ya bazı kimseler. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Tam tersine onlar özellikle bunu istiyorlar. Çünkü bu acıyı yaşayacaklar, bu birlik olma tecrübesini yaşayacaklar. Öyle ileride anlatacakları bir hikaye olmuş olacak. Diyecekler ki biz işte Rus bombalarına karşı şöyle işte dinledik. Şu kadar 150 milyonluk, 200 milyonluk Rusya Federasyonu'na karşı biz şöyle mücadele ettik, böyle mücadele ettik. Biz ne diyoruz? İşte Çanakkale'de 7 düvele karşı, işte Kurtuluş Savaşı'nda 7 düvele karşı. Kalitya'da vurdu. Şöyle yaptık. Savaşı. Ağaç susuzu. İşte ve bu, belki de milletleşme sürecimizin en önemli şeyi Kurtuluş Savaşı'dır. Tabii ki. O mücadelenin üzerine kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde evet. bir Türk adı ve Türk adıyla, Türk kimliğiyle kurulmuş bir cumhuriyetimiz oldu. O işte ortak duygu, düşünce, vatan birliği, ülke birliği, devlet birliği, ülkü birliği oluşması o zamanlardan başlıyor. Şimdi geldiğimiz zaman bu yardımlarla ilgili olarak evet... Yani gene siyasetten şey olarak polemik olsun diye demiyorum. Baktığımız zaman yani gerçi bunu söylememizde sakınca da yok. Çünkü Cumhurbaşkanımız da ondan sonra değişik bakanlar, valilerimiz de orada görevli olan valilerimiz de dile getirdiler. Devlet bir takım noktalarda gecikti. Müdahale noktasında gecikti. Ama gecikti. Gecikti. Ama organizasyonda işte, eksiklik var. Bunu konuşmakta bir şey yok. Şimdi yani. Bizim milletimiz duyar duymaz. Yani Edirne'den, Tekirdağ'dan, vallahi Trabzon'dan, ben, Artvin'den hemen organize olmaya başladılar. Beni en çok duygulandıran ve milli birlik, kusura bakmayın tekrar hep aynı şeyi söz, hem sohbeti şey etmek için beni en çok duygulandıran oldu. 85 milyon aynı anda organize olup deprem bölgesine akmaya başladı.
Hiçbir işaret beklemeden. Bu çok büyük bir millet ruhu. Çok büyük bir millet gelmek ruhu. Gelmek istediğimiz şey bu. Devlet eksik bıraktı, bürokrasi eksik bıraktı, sivil toplum örgütü. Bunlar konuşulabilir. Bunlar gelecekte çıkacak, hepsi açılacak. Ne eksik kaldı, niye yanlış yaptık, neleri yanlış yaptık konuşulacak. Ama burayı yakalamış bir millet daha iyi bir noktada olmalı diye düşünüyorum. Tabii o üzücü nokta o ara işte. Üzüldüm, utandım dediğim noktalardan birisi o. En başta söylediğim. Şimdi kamu kuruluşlarının gayretlerini bir tarafa bırakalım. Değişik siyasi görüşlere sahip olan değişik meşrepteki kuruluşlar hemen faaliyete geçti. Ve bunun dışında ferdi olarak vatandaşlarımız ya yani imkanı var. Herhangi bir kuruluşla irtibatlı olmayan kimseler de ne yaptılar? Tek başına ben ne yapabilirim derdine düştü. Dindar arabasına yola parası, evet parası olan tuttu. Battaniyesini aldı, çadırını aldı. Ekmek mesela ilk telefonlarda oradan gelen bilgilerde su ve ekmek dediler. Arabasının arkasına ne kadar su doldurdu evet. Ben bireysel olarak birçok arkadaşımı durdurdum. Kesinlikle ya arkadaş dedim ya. Gidelim ama orada bizim yapabileceğimiz, belki kalabalık edeceğiz, belki orada zor durumda olan insanların yediğini içtiğini ortak olacağız. Yani gitmek yerine devletimizin kurumlarına, sivil toplum örgütlerine, işte Türk Ocakları, Eczacılar Odası anında gitti. Bütün oraya yani. 400'e yakın diyor, işte Sahra Eczanesi, 150 pardon, 150'ye yakın Sahra Eczanesi evet. Açılmış, eczacılık hizmeti. Yani milletimiz çok kısa sürede bir organize olup dertlere derman olmaya gitti. Devletimiz gücü yettiğince... Yani herkes, vatandaşımız da gücü yettiğince yani. Benimki 5 olmuştur, seninki 10 gücünde olmuştur. Herkes bir şeyler yapmıyor. Burada şey mi kaybediyor? Hiçbir şey yani o kadar nakdi olarak yardım edemeyen kimseler en azından evindeki bir takım kullanabileceği şeyi. Aynısını yaptı, aynısını yaptı. Evet yani hala bunun dışında bir de yani bizim Turan düşüncemiz var. Türk dünyasından birçok devlet, ondan sonra devlet olamamış olan topluluklarımız, Afganistan'da olsun, ondan sonra Pakistan'da olsun, Türkmenistan. Evet yani Rusya Federasyonu'ndaki bizim topluluklarımızdan ellerinden geldiği kadar ya elindeki tavuğunu bile bu da benden diyerekten orada veren bir şey var. Orada enteresan bir şey oldu. Bizim Türk dünyası geldi de sohbetimizi biraz böyle daha bir şey insan dünya şeyine indirelim diye. Biliyorsunuz depremin arkasından 4. derecede yardım talebi oldu hükümet tarafından, evet. Devlet tarafından. Bütün dünya gücünün yettiğince öbür tarafta savaşan ülkeler, birbiriyle savaşan ülkeler Yunanistan'ından tut bilmem nesine kadar falan. İşte Amerika'sı, Avrupa ülkeleri, Asya ülkeleri zaten kardeş ülkeler. İyi bir yardım seferberliği başlattılar. İyi bir en azından psikolojik destek. 50'şer kişilik, 100'er kişilik kurtarma ekipleriyle falan. Onlar da geldiler. Şimdi dünya küçüldü artık. Herkes birbirine yardım etmek zorunda. Çünkü herkes matematik olarak şunun farkında olması lazım. Burada oluşacak bir kötü hal dünyanın her tarafını etkileyecek. Bizim milletimizde Türkiye yaralarını sarar. Büyük bir ülke, büyük bir devlet. Yaralarımızı bir şekilde sararız. Bu kötü halden oradaki insanımızı bir an önce çıkarmak zorundayız diye düşünüyorum. Böyle bir millet psikolojisimiz var. Tabii ki. Yani biz bu konuda tecrübeliyiz. Yani Anadolu insanı acıların insanı diyerekten romanlarımızda, hikayelerimizde veya kişisel hatıralarımızda hep bunu görüyoruz. En yakında Marmara depremini yaşadık. Vatandaşımız maddi manevi nakdi yardımlarını yaptılar. Ve deprem sonrasında da hızlı bir biçimde onu telafi edebildik. Yani ben zaman zaman dillendiririm Ayhan Bey. Biz OECD'de hep 16. sıradaydık. İki kez düştük 17. sıraya. Bir, 1975'te Kıbrıs Barış Harekatı'ndan ambargo sonra ambargodan dolayı bir yıl düştük.
Ama 76'da geri 16. sıraya yükselebildik. İkincisi de 2000 yılında 1999 Marmara depreminden dolayı. Yani inşallah tabii bu da etkileyecek. Bu deprem de bize etkileyecektir de ekonomik anlamda. İşçisiyle, işvereniyle, devletiyle, vatandaşıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla Marmara depreminden sonra biz hızlı bir gayret içerisine girdik. Aslında iyi de kalktık altından gibi bana. Kalktık, bir yıl sonra 16. sıraya geri yükseldik. Geri yükseldik. Yani iki kez düştük diyorum ya. Evet. Ha şimdi ne yazık ki 20-21'deyiz zannedersem. Biz gene bundan kalkarız. Yani milletimiz var oldukça bu tür belalarını inşallah yani böyle yaşamayız da en azından engelleyebileceğimiz felaketlere karşı bir tedbir alırız. Çünkü bunlar engellenebilecek felaketler. Kesinlikle. Biraz daha sohbeti yani oraya getirmeye çalışıyorum. Onun için mesela 99 depreminin arkasından akıl, bilim, deprem ve insan diye şeyler var ki bir sürü bugünlerde televizyonlarda çokça konuşuluyor. Bu iş akılla halledilebilecek bir şey. Bu iş bilimle halledilebilecek bir şey. Nedir? Yani ben hep soruluyor mesela diyor ki işte falanca yer yıkılmış filanca yer yıkılmamış. Tamam yani ben kafası mühendis gibi çalışan bir adamım. Yani matematiksel kafam daha çok çalışır. Yüksek teknikçi olunca. Olay şu bence ya bunu tartışmanın gereği yok. Yani şu mu iyi bu mu iyi diye tartışmanın gereği yok. Bu taraf yıkılmış bu taraf yıkılmamışsa akıl diyor ki olan oldu. Bir daha yıkılmayan gibi yaptı mı yıkılmaz. Bu kadar basit. Yıkılmayandan daha sağlam. Daha sağlam yaparsın yıkılmaz. Vay niye yıkıldı filan tekrar tekrar tartışmanın gereği şurada olabilir. Bundan sonra bu tarz yapmayalım hiçbir şey. Devlet yapılanmamızı bu tarz yapmayalım. Bürokratik yapılanmamızı bu tarz yapmayalım. İşinin ehlini, liyakat sahibini göreve getirelim. Anlık organizasyonumuzu mesela ben çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ordumuz gücünün yettiğince o da işin içerisine girdi. Kurtarma faaliyetlerine katıldı filan. Organize bir şekilde bu tarz büyük, çünkü Türkiye deprem bölgesi, organize bir tarzda müdahale edecek bir yapımız olsun. Herkes görevini bilsin. Ayhan Çetinkaya, Mustafa Ünal böyle bir halde savaş anında, afet anında bir de ille de kötü zaman değil, iyi zamanda da yapılacak bir şey varsa bireysel olarak üzerine yazsın. Mesela neydi? Biz terhis olurken dediler ki sefer görev emrimiz var arkadaş. Şu yaşa kadar şu durumda ki mesela orada bunları da şey etmek isterim, dillendirmek isterim. Şu yaşa kadar afet anında, savaş anında sefer görev emrimiz var. Çağrıldığında geleceksin. En yakın askerlik her şubesine. Her fertte vardır bu. En yakın askerlik şubesine gideceksin, müracaat edeceksin. Her fertte vardır. Bu organizasyonumuzu kaybettik. Niye kaybettik? Her şey bitti mi? Deprem bitti mi? Bitmedi. Bu sosyolojiyi, bu psikolojiyi nasıl yakalayacağız hocam? Ayhan Bey, bütün canlılarda hayatlarını devam ettirme mücadelesi olur. Bitkisinden tut, börtü böcek, ondan sonra diğer karadaki hayvanlar, havadaki hayvanlar hep şey der. Bir takım içgüdüleriyle birkaç davranış biçimini sergileyerek bunu devam ettirirler. İnsanoğlunsa en büyük şey aklıdır. En büyük gücü aklıdır. Yani benim de sosyal medyadaki şeyim odur. En büyük güç akıldır diye. Şimdi akıl ne yapar? Yaşanmış olan tecrübelerden bir takım sonuçlar çıkartarak şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Dolayısıyla onu öyle değil de böyle yapayım diyerekten ileri daha çok, daha iyi yaşam ortamı hazırlamak için uğraşır. İnsanoğlunun o ilk halinden başlayarak ilkel yaşayış biçiminden günümüze doğru geldiğimizde sürekli ilerliyor. Yaşadığı ortamı en güzel, en rahat, en yaşanılabilir hale getirmenin derdinde. Bunu nereden şey yapıyor? Akıl ve tecrübeleriyle. Bilim adamları yüzlerce, binlerce deneyler yaparaktan bir sonuç çıkarıyor. Diyor ki ey millet, bundan sonra şu işler şöyle olacak, böyle olacak.
böyle yaparsanız, böyle yaparsanız daha rahat yaşarsınız diyor. Ki bütün şeylerin mantığı bu, insanı rahat yaşatmak. Evet, yani rahat ve uzun yaşatmak, sağlıklı yaşatmak. Bütün insanların derdi de bu. Yani herkes bu dünyada yaşamak için uğraşır Ayhan Bey. Yani yani insanoğlu bu dünyada biraz daha fazla kalabilmek için işte sağlık sistemini kurmuş. Oraya dünyalarca para harcıyor. Yatırım yapıyor. Dünyanın en büyük şeyi. Yani bu dünya bizim ya sağlıklı ve rahat yaşamamız için bir ortam. En azından şimdilik. Dolayısıyla... Eğer aklı selim olursak. Bütün tabii insanlık ki, olarak. Tabii ki. diyelim ki Kuzey Avrupa ülkeleri 70'li 80'li yaşlarında bizim 50'li yaşlarımızdaki insanlarımızın yapmış olduğu işleri yapabiliyorsa bundan bir sonuç çıkartıp biz onlar gibi nasıl olabiliriz'in derdine düşmemiz lazım. Biz hala işte evlerimiz şöyle mi olsun böyle mi olsun derdindeyiz. Bunu aşmamız gerekir. Bilim adamlarını dinleyerekten yani tabii ki teknik olarak yani aklımda olan bazı şeyleri söyleyerekten alanın meslektaşı şey olan bilim adamı olan insanlara saygısızlık edip kendim de ükela durumuna düşmek istemem tabii ki de yani yönlendirmeyi ona göre yapmak gerekir. O bilim adamlarımızın söylediği her bir cümleyi dikkate alaraktan bizim sorumlu olan yöneticilerimiz. İşte orada liyakat giriyor herhalde hocam. Yani liyakat deyince de şu olmasın. Yani işte bir öğretmen sadece öğretmenlik yapması. Bulunduğu veya atandığı yerde veya görevinde insan işini yapıyor mu? Nece olduğu beni ilgilendirmez. Yani vali atandıysa iyi valiyse benim için nereden geldiği, hangi meslekten atandığının önemi yok. Valiliği iyi yapması lazım. Kesinlikle. Biz liyakat deyin de sanki tahsille çok birleştiriyoruz gibi tabii geliyor bana. Yani, tahsille çok birleştirmeye gerek yok. Yani şunun için buna girdim. Mesela işte şuraya şu bir yerleri şey kalmasın diye söylüyorum. İşte teknik öğretmen tutmuş bilmem işte okula atar. Ya işini yapıyor mu kardeşim? Orada yapılacak işine çayı demlemek. Çay iyi demliyorsa bu adamın teknik öğretmen mi olduğu, imam mı olduğu, ilahiyatçı mı olduğu, edebiyatçı mı olduğu önemli değil. Burada yapılacak iş çay demlemek. Çay iyi demliyorsa bu liyakatlı adamdır. Ve çayı iyi sunuyorsa bu liyakatlı adamdır. Bunu şunun için şey yaptım. Şimdi biz hem birbirimizden hem kurumlarımızdan olağanüstü işler bekliyoruz. Biraz da burayı size sormak isterim. Yani hep kahramanlık miti üzerine halen kahramanlıklar üzerinden hayatımızı sürdürme, güzellikler yapma peşinde. İşte depremde bir anda yetişilsin. Yok öyle bir hayat yok. İşte biz hemen şurayı alalım. Hemen kahramanlıklar üzerinden değil de liyakat üzerinden, işini iyi yapan normal adamlar üzerinden, işini iyi yapan normal kurumlar üzerinden yürümeyi bir türlü öğrenemedik gibi geliyor. Bu beni şurada şey diyor hocam. Bir kahraman, her alanda bir kahraman yaratmak falan zorunda değiliz. Yapılacak işi iyi yapan normal adamlar kurumsal olarak bu işi yürütürler. Bu da nedir? Mesela deprem bölgesinde işte AFAD var atıyorum. Kızılay'ımız var. Sivil toplum örgütlerimiz var. Valiliklerimiz var. Belediyeliklerimiz var. Hükümetimiz var ve toplumumuz var. Şimdi bunlar herkes işini yaparsa burada her bir doğru bir görev bölümüyle biz bu yangından kalkarız. Ama bu işi sadece AFAD yapara yüklemek, sadece neydi bir sanatçının bir şeyi vardı. Ahbap yapar ya da Türk ocağı yapar ya da işte İHA yapar. Hayır. Herkes işini yapacak. Herkes yapabildiği kadar yapsın. Herkes işini iyi yapacak. Tabii gene siyasetten azade olarak konuşalım da yani öyle bir polemik anlamında polemiğine işimiz yok ama bunu konuşmamız lazım yani. Evet. Bizim bir kurumsal yapımız vardı. Kızılay dediğimiz zaman dünyanın neresinde olursa olsun doğal afetten
yangından falan etkilenen, zarar gören bir yer olursa, kişiler olursa, Kızılay ilk önce oraya gider bir çadırını kurardı. Biz böyle, yani en azından okullarımızda böyle öğrendik. İlkokul, ortaokul, lise. Tekrar parantez içinde söylüyorum. Ve bu bir kahramanlık falan değil Kızılay'ın. Yok, görevi. Kurumsal. İşi bu, kurumsal olarak görevi bu. Evet. Bu dönemde tamam görev ve yetkisi bir AFAD'a falan aktarıldı gibi değerlendirmeler yapıldı da şimdi AFAD'ın da en azından onun yerini en az onun kadar alabilmeliydi. Bunu herhalde yapamadılar veya geç kaldılar diyelim. Veya geç ya, kaldı. Tabii ki, demek ki bir şeyler aksamış. İlk 2-3 gün bu kurtarma çalışmalarında falan çok önemli. Deniliyor ki o işte bizim arkadaşlarımız da vardı. Bizim Türk Ocakları'nın içerisinde arama kurtarma ekibi vardı. Bunların söylediklerine göre arama kurtarmada ilk 2 gün çok önemli. Yani 3 günden sonraki şeyler de gittikçe... İnsan olarak baktığımda yani, tıbben zaten öyle evet, yani. 2-3 gün sonra her şey çok gecikiyor. Yani insanların bir dayanma gücü var. O 14. 15. günde insanlar kurtarıldı. Tabii ama o adı mucize işte. Kurtarılan insanlarımızın yüzde kaçı? Yani inşallah hepsi yaşar da. Ama şey olarak, tıbbi olarak adı baktığımız zaman... Mucize. Yani bunu söylemek istemem de onların da büyük bir kısmı gene kaybedilecek gibi. Yani inşallah yaşarlar. İnşallah ya, yani, bu inşallah düzelir. Tedavileri tabii ki, tabii olur. Ki. Şu yani, an hastanelerimiz, yani, kurumlarımız onların tedavisiyle ilgili. Yani doktorlarımız çok güçlüler, sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Bilgi olarak, tecrübe olarak falan çok çok ilerideler. Yani dünya sıralamasında üst sırada hocalarımız var, doktorlarımız var. İnşallah onlar el attıklarını kurtarırlar. Ellerinden geleni de yapıyorlar zaten. Tabii ki, tabii ki, kesinlikle. Yani onlar, ben biliyorum buradan arkadaşlarımızdan bir kısmı gönüllü olarak hemen deprem bölgesine gittiler. Oradaki hastaneleri de görev aldılar. Bu da bir, yani... kurumsallıktan şey yani bu dediğin bu gibi kahramanlık dediğin... noktasına geliyor bunlar. İşte bu, ferdi olarak kahraman. Burada zaten olur. Bir şeyimiz hocam Şirazi'den çıkıyor gibi hocam ya yani. Yani olağanüstü bir şey beklemeyelim. Herkes bir, işte bir liyakat bir, olursa herkes liyakatlı görevinde olur ise hiç kimseden kahramanlık beklememize lüzum yok. Sistem bu işi halleder. Bunu şunun için de mesela demin kapandı. Konuşurken aklıma geldi. Orada şey kaldı. Biz terhis olurken sefer göre demek ki afetlerde ve savaşlarda organize olmuş bir gücümüz vardı. Ordu. Sadece ordunun görevi savaşmak değildi. Bunu da şuradan örneklendirebilirim. Geçmişte çok iyi bir kurmay subayımızla sohbet ederken işte malum hep savaş, ordu deyince hep savaş aklımıza gelir. Kurmay subayımız sağ olsun ben biraz böyle işte ordu iyi vuruyor, iyi biz dedi ya siz nasıl biliyorsunuz ordu dedi ya. Biz koruruz. Yaşatmak için varız. Bizim işimiz öldürmek değil. Bizim işimiz korumak. Ha korurken savaş çıkarsa öldürürüz. Ama biz, ordunun asli görevi korumaktır der, dedi. Ve beni uyarmıştı. Bunu hiç unutmam. O zamandan beri aklımdadır. Düşman da öyle. Düşman ordusu da öyle. Kendi insanı yaşatmak için. Eğer yok birileri... şöyle yok. Düşmanı bile bertaraf ederken yaşatmak tabii, üzere. Tabii aynı. Aynısını benim bir buradan emekli subay arkadaşım vardı. Albay oldu. Emekli oldu. Sağlık nedenlerinden dolayı. Arkadaşım diyor ki mesela diyor gasatura diyor kanallı olur diyor. Yani batırdığın zaman diyor, içeride kan zehirlenmesi olmasın diye diyor. Kanın dışarı çıkması için o kanal yapılır. Ölmesi istenmez diyor. Kurşun, mesela mermiler diyor, hep çelik kaplıdır diyor. Kurşun olursa içeri zehirler diye. Hemen öldürür. Zehirlenmez mi? Yani bertaraf tabii etmenin şeyini, öldürme değil. Yani böyle yani bir ordumuz var. Bu ordumuzun organizasyonu
deprem anında tıkır 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 en üst görevlisinden en alt görevlisine kadar görevlerini bilirse, liyakat işte orada önemli. Böyle bir şeyin olması lazım, Kızılay'ımızın olması lazım. Böyle bir AFAD'ımızın olması lazım. Böyle bir millet olmamız lazım. Bu şekilde bir anda yardım için organize, kendiliğinden organize olan bir milletin bu kurumlarının daha iyi çalışması lazım. Daha iyi seferber edilmesi lazım. Daha anlık tepkileri verebilmesi lazım. Mesela ilk iki günde biraz daha iyi eğer organize olunabilseydi çok daha fazla insan çıkarılabilirdi diye düşünülüyor. Bunu herkes dillendiriyor. Orada geç müdahaleden dolayı can kaybımız ve yaralılarımızın daha ağır hale gelmesi ortamı oluşmuş oldu. Erken davranılsaydı iki türlü karımız olacaktı. Bir, canlarımız kurtulacaktı ve yaralılarımızın ağırlığı daha hafif olabilirdi. Hı. Ve ikinci olarak ekonomik noktası. Buradan giden ya ferdi olarak veya sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla oraya gönderilen yardım malzemeleri tam dağıtılamadı, tam kullanılamadı. Tam kullanılamadı. Buradan gönderdiklerimiz mesela birçok kuruluş bu aynı sıkıntıyı yaşadı. Oraya gitti. Su olsun, ekmek olsun, bilmem diğer giyecekler olsun, başka tıbbi malzemeler olsun. Belki tıbbi malzemeler nokta taşıması yapılmıştır da. Orada beklediler, dağıtacak kimse bulunmadığından dolayı belli noktalara döktüler. Tırlarla ekmek, tırlarla sular, tırlarla kıyafetler döküldü oralara. Karın altında, yağmurun altında kaldılar onlar böyle. Şeyi kaçırıyoruz gibi, orada da şunu kaçırıyoruz gibi hocam. Yani kurumsal işte, veya bireysel olarak organizasyonun dışında herkes veya her kurum kendi yaptığını bir diğerinin üzerine çıkarma gayretinde. Yok, ilk birkaç gün o olmadı. Yani o daha sonra. Tabii daha sonrasını söylüyorum. Bu bakımdan yani yine aynı şeye dönüyor. Kurumlarımız veya kişilerimiz kendi yaptığını bir diğerini küçülterek ya da bir diğerinden çok göstermek yerine herkes kahraman olma sevdasından veya falanca kurum, falanca sivil toplum örgütü, filanca sivil toplum örgütü daha iyi yaptı. Ben işte daha çok para verdim, ben daha çok katkıda bulundum ya da ben daha çok koşturdum yerine. Ya üzerine düşeni yap ve bırak. En başta dediğimiz nokta şuydu, ikinci başlık olarak konuştuğumuz. Hani toplulukların milletleşme sürecinde yaşadıkları tecrübeler dedik ya. Biz ne dedik? Ortak dil, ortak duygu, ortak düşünce, acıları yaşamak, sevinçleri beraber yaşamak. Hı hı. Bu yardımlaşma konusunda da böyle benimki seninkinden daha iyiydi şeyinde burada bir yanlışımız var. Arkadaş herkes gücü nispetinde oraya gidecek. Orada insanlık görevini, vatandaşlık görevini, kurumsal görevini yerine getirecek. Arkadaş benim gücüm bu kadardı. 50 kişi. Emin olun bu normalliği bir sağlayabilsek bu iş bitecek. O noktaya gelmemiz gerekir. Kesinlikle yani milletleşme gelir. Hocam bir olup da birini verenle on olup birini veren aynı ölçüde değil. Hı. Yani bu böyle bir şey. Hı hı. Benim bir var hepsini veriyorsam başka bir şey. Ama bundan dolayı da ben daha çok verdim diye kimsenin kaygıya düşmesine falan gerek yok. Bu kendi vicdani duygularımız bizim. Kendi insani duygularımız. Ne verdinse verdin. Geç ya, git. İşte ve bunu sadece ya. Maddi söylemiyorum. Maddi manevi diyorum. Yani ben ki. Daha çok ağlarım. Ya ne yapayım ne alıyorsan. İşte Karadeniz'den bir vatandaşımız parası yokmuş, nakit parası yokmuş. İneğini vermiş. Yok bilmem koyunlarını vermiş. Orada kesilsin, vatandaşlarımız yesin diyerek. Yani öbür taraftan 10 milyon, 100 milyon, bilmem 1 Allah milyar razı. Verenler hepsinden Allah kesinlikle razı. Yani hepsinin bir şeyi vardı. Buradaki duygu nedir? Ya oradaki vatandaşlarımıza bir nebze de olsa
Yardım edeyim, onların yüzü azıcık gülsün, karınları azıcık doysun, soğuktan biraz daha az etkilensin duygusu yetiyor. Kesinlikle. Yani bizimki şey ne? Yani oradaki kimi tanıyorduk ki biz oraya yardım hiç gönderirken? Kendimizi yani, tanıyoruz. Aslında kendimize yardım ediyoruz tabii, hocam. Tabii, niye? Yani. Yarın da Allah korusun bana olduğunu bana yardım edecek. Evet. Yani aslında yine matematik söyleyeyim. Oradaki insanlara zor durumda olunca böyle yardımlaşmak oradaki insanın buradaki insana da zor durumunda tekrar yardıma koşması demek. Bu da böyle güzel bir haleti ruhiye diye düşünüyorum. Yani süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu duygu ve düşünceye sahip olan vatandaşımız ne yapar? Orada mutlu olur. Mutlu olunca iyi şeyler düşünür. Millet olma ruhu da iyi bu. İyi düşünen insanlar da çevresine, ondan sonra devletine, milletine faydalı kimseler olur. Yani kötü duygu ve düşünce içerisinde olan kimse her türlü her yerde kötü. Yani zararlı olur ve ya benim her zaman uzun yıllardan beri bir sloganım vardı. Gelişmiş ülkeler eşittir. Ahlaklı insanların oranı olarak çok olduğu ülkelerdir derim. Veya tersidir. Geri kalmış ülkeler eşittir. Ahlaksız insanların oranı olarak çok olduğu ülkelerdir. Bizim ahlaklı, ortak duygu düşünceye sahip olan insanlarımızın oranlarının çok olması gerekir. Ha, ona doğru gidiyoruz. Ama yeter mi? Yetmiyor. Kötü insanlar vardır. Vardır illa. Maalesef çoğunlukla şimdi. Yani şey vermeyelim yani. De. Yani dünyaya göre değerlendirdiğimiz zaman henüz aşamasını... İyi ve kötüyü de bu konuda yani geçmemiz gereken aşamalar var. O aşamaları, yani o süreci tamamlamamız gerekir. Kesinlikle. İyi olmanın ölçüsünü bulmamız evet. gerekir. Hep beraber iyi olmanın ölçüsünü bulmamız Türk milleti, yani kim ne hesap yaparsa yapsın, Bill Clinton'ın milenyum konuşmasında dediği gibi... Bin yılın en büyük olayı Türklerin Asya'dan gelip o Avrupa'ya yerleşmeleridir. Şimdi bu ne demek? Bu beni rahatsız ediyor demektir. Ta oradan o rahatsız oluyor. Evet yani. Evet. Şimdi Türk milleti başkalarını rahatsız edebilir o anlamda. Ama Türk milleti arasında yaşamış olduğu, yaşatmış olduğu her dilden, kültürden insanları doyurmak, giydirmek çabası içerisinde olan bir millettir. Yani Türk milletinin, Jean-Paul Roux'un dediği gibi, Türk milletinin vicdanın arkasında, altında hümanizma değil, hümanizma ötesi bir duygu vardır. O duyguya sahip olan başka bir milleti ben göremiyorum diyor. O dolayısıyla Türk milleti kendi içerisinde de duygu düşünce birliğini oluşturursa ve bilimin yolunda giderse, Atatürk'ün dediği gibi en hakiki mürşit ilimdir, düsturu doğrultusunda çalışmalarını yapar, medeniyetin sunmuş olduğu nimetlerle hayatını şekillendirirse daha mutlu, daha huzurlu, daha uzun, daha verimli yaşayacaktır diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Süremizin sonuna geldik. Güzel bir sohbet oldu. İnşallah bir yerlere dokunmuşuz. Dinleyenlerimizi rahatsız etmemişizdir. Tekrardan İnşallah kaybettiklerimizi yerlere... Allah'tan rahmet geride kalanlara büyük sabırlar diliyorum. Allah razı olsun. Amin. İnşallah bir yerlere dokunmuşuzdur. Gönül telimizle, iyi niyetimizle dokunmuşuzdur. Son olarak dediğim gibi herkesten olağanüstü bir şey beklemek yerine kendimiz ve herkesten yapılabilecekleri beklemek. Devlet kurumlarımızdan, sivil toplum örgütlerimizden yapılabilecekleri ve birbirini itham etmeden, bir diğerini suçlamadan bu yangının altından kalkacağımızı düşünüyorum ben de. Yeter ki birbirimize biraz daha hoşgörülü ve samimi bakalım. Bu arada deprem bölgelerinden bu dünkü depremle de ilgili efendim şu baraj patlıyormuş, şöyle bir ışık görünmüş filan gibi ütopik söylentiler hakkında da bir bence uyarı yapmak istiyorum. Çünkü önemli. Niye önemli? Bu deprem özel sayısında şey okumuştum. O zamanki depremlerde 1894 İstanbul depreminde de halk arasında bir sürü söylenti oluyor. Şöyle bir bina
ışık çıkmış filan, bu tür söylentiler yerine reel akla Mustafa Hocam da uyardı. Reel akla uyarak bu yangının altından kalkacağız diyoruz. Ölenlerimize, kaybettiklerimize rahmet diliyoruz. Kalanlarımıza sabırlar diliyoruz. Ülkemize geçmiş olsun diyoruz. İnşallah Allah daha güzel günlerde birliğimizi, dirliğimizi daim etsin diyoruz. Teşekkür ediyoruz.